Landespflegegeld eyaletten eyalete farklı verilmekte olan bir yardımdır, bir bakım parasıdır, eyalet bakım parası. Bayan bölgesi bakım derecesi 2 ve fazlası olan her kişiye senelik 1.000 euro Landespflegegeld, yani eyalet bakım parası öderken, diğer eyaletler Almanya'nın farklı koşullarda ve farklı kriterlere bakarak aylık olarak özellikle bu bakım parasını ödemekte. Bugün ele almak istediğim eyaletler Berlin, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt ve Schleswig-Holstein. Evet, bu eyaletler için geçerli olan şartları, koşulları ve hangi durumlarda Landespflegegeld, eyalet bakım parası ayrıyetten alabilirsiniz. Buna değinmek istiyorum. Bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. Evet, Landespflegegeld Berlin'de, hemen Berlin'i ele alayım, ben Berlin'den geldiğim için, tamamen kör olana aylık olarak bağlanır, verilir. Miktar 645 euro 12 senttir. Eğer ki kişi kör ve sağır ise, yani hem kör hem sağır, aylık 1189 euro Landespflegegeld, eyalet bakım parası alma hakkına sahiptir. Yüksek derecede kör olanlar ayda 161 euro 28 sent Landespflegegeld'e bağlanır. Yüksek derecede kör ve sağır olan, ikisi bir arada, 322 euro 56 sent. Sadece sağır olan, yani yüksek derecede sağır olanlar 161 euro 28 sent aylığa bağlanıyor. Buna Türkler arasında çoğu işte körlük parası, sağırlık parası da bu şekilde biliniyor, bu şekilde dile getiriliyor. Bunun da altını çizeyim. Eğer ki kişi tamamen kör olan, bakım derecesi de varsa, bakım kasasından da para alıyorsa, burada verilen bütçede azalma oluyor. Yani bakım kasasından alınanla bir hesap kitap sistemi oluşarak, mesela bakım dereceniz 2, sadece 145 euro 36 sent Landespflegegeld alıyorsunuz. Bakım dereceniz 3 ve üstü ise bu miktar 129 euro 85 sente düşüyor. Bunun da altını çiziyorum, bilgilerinizi sunuyorum. Peki nereye müracaat etmeniz gerekiyor? Şimdi şu çok önemli, müracaat yapılırken Versorgungsamt körlük durumunda size harf verir. GL, TB, yani bu harfler. Bu harfler zaten sizin durumunuzu anlatan bir heyet tarafından verilen ve kanıtlayan kimliğinizde bunlar bulunmakta. Ve bu kimliğin bir fotokopisi gerekiyor. Bakım parası ayrıyeten bakım kasasından alıyorsanız bunun da fotokopisi gerekli. İkametgahınızın saymış olduğum eyaletlerde olması gerekiyor. Ve başvurunuzda kimliğinizin bir fotokopisini de çekmeniz lazım. Başvuru nereye yapılır, nasıl yapılır? Hemen bir link koyuyorum videomun altına. Bu linkten başvuruyu nerede, nasıl yapabileceğinizi muhakkak öğrenebilirsiniz. Bu Berlin için olacak bu link. Brandenburg'a geçtiğim zaman, Brandenburg biraz Berlin'den farklı el atıyor duruma. %100 Schwerbehinderung olan, ağır engelliliği olan
kişiler eğer ki bacağı yoksa ya da eli yoksa, yani bazı organ kayıplarına sahipseler, organ derken midesi alınmış olan birinden bahsetmiyorum, kol, el, bunları, yani bizim günlük yürüdüğümüz ya da işlevimizi görebileceğimiz organlardan kaybımız var ise, o zaman onlara da Landespflegegeld hakkı tanıyor ya da felç olan birine de Landespflegegeld hakkı tanıyor. Kör ve sağır olanların yanında. Brandenburg'da müracaat etmeniz gereken merci sosyal amt oluyor. Sosyal amta müracaat ettiğiniz zaman o zaman Landespflegegeld almaya başlıyorsunuz. Aylık olarak, yani yıllık değil, aylık. Burada bir bakım dereceniz varsa yine bir kesinti yaşanıyor. Landespflegegeld'e bunun da altını çizeyim. Nereye başvuracağınızın linkini videomun altına bırakacağım. Diğer eyaletler, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, tüm bu eyaletler içinde Brandenburg'un az önce anlattığım şartları geçerli. Evet, şimdi bugünlük bu kadar.